Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Son alemimize geldik gençler. Bugün hayvanlar alemini anlatarak alem kısmını bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde de virüsleri anlatacağım. Virüsler biliyorsunuz herhangi bir canlı alemin içerisinde yer almıyorlar. Cansız da diyemiyoruz, canlı da diyemiyoruz. Biyolojik varlık diyoruz. Detayını bir sonraki derste anlatacağım. Ama bugün konumuz hayvanlar alemi olacak. Biraz hayvanlar alemi geniş bir konu. Gençler ÖSYM'de hayvanlar aleminden soru sormayı seviyor. O yüzden bugünkü dersimiz bir tık daha diğer derslerimize göre uzun olabilir. Şimdi hayvanlar alemindeki canlılar en gelişmiş yapılı canlılar. Tabii ki en başta ne olacak? Ökaryot hücre yapısına sahiptirleri yapıştırdık. Sonra hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman tamamının çok hücreli olduğunu görüyoruz. Tek hücreli bir hayvan tanıdığımız yok tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Yani hayvanlar aleminde bulunan canlıların tamamı birden besinle doğadan hazır olarak karşılıyor. Genellikle aktif olarak yer değiştirebilen canlılardan bahsediyoruz. Genellikle niye kelimesini başa koyduk? Çünkü en gelişmemiş canlılarımız olan hayvanlarda yere sabitlik bulunduğu alanda hareket etmeden demeyelim de aktif yer değiştirmeden durma söz konusu olabiliyor. Tamamı oksijenli solunum yapıyor ama bazı türlerinde fermentasyon tepkimeleri de gerçekleşebiliyor. Hayvanlar alemine baktığımız zaman hayvanlar aleminde eşeğili üreyebilen canlılar tabii ki yer alıyor. Mesela biz de hayvanlar alemindeki canlılar örneğiz. Ama bu grubun içerisinde eşeğisiz üreme yaparak çoğalabilen canlılar da var. Birazdan örneklerini söyleyeceğim. Depo karbonhidratımız neydi? Glikozun fazlasını yağ karaciğerimize gönderiyorduk ya da kaslarımıza glikojene dönüştürerek depoluyorduk. Tabii ki depo karbonhidratta glikojen olacak. Hayvanlarda büyüme belli bir döneme kadar devam ediyor. Yani hayvanlarda büyüme sınırlıdır gençler. Bitkilerde ise sınırsız büyüme söz konusuydu. Hayvanlar alemi geniş bir alem. Genel özelliklerinden bahsettik. Hayvanlar alemindeki canlıları da kendi içerisinde iki gruba ayıracağız. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar dediğimiz iki tane ana grubumuz olacak. Normal şartlarda ÖSYM mantığında alem şube, sınıf, takım, aile, cins, tür diye sınıflandırma yapıyorduk ya. Biz canlıları alem düzeyinde görüyoruz. Şubelere doğru iniş yapmıyoruz gençler. Ama hayvanlar alemiyle ilgili gelen soruları daha pratik çözmeniz için şunu söylemiş olayım. Nasıldı? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamıştık. En üstteki basamak alemde altında şube geliyordu. Altında sınıf geliyordu. İşte takım A ile É jeans. tür diye aşağıya doğru gidiyordum. Şimdi hayvanlar alemi olduğuna göre burası. Şunlar da bizim neyimiz? Şubelerimiz. Omurgasız hayvanlar şubesi var. Omurgalı hayvanlar şubesi var. Şuraya yazdıkların da sınıf özelliği. Yani balık olmak sınıf, memeli olmak sınıftır gençler. Buraya kadar bilirsek bizim işimize bazı soru kalıplarında yarayacak. Sünger, Sölenter, Solucan, Yumuşakça, Eklem Bacaklı ve Derisi Diken ler olmak üzere 6 tane sınıfa ayrılıyor omurgasız hayvanlar. Hatta sizden öğrendiğim bir kodlama S sayan sosis 7 şeklinde kodlama yaparak baş harflerini aklınızda tutabilirsiniz. Yine sizden öğrendiğim, yorumlardan öğrendiğim bir kodlama. Amfibiyalara aynı zamanda iki yaşamlılar ismi verilir gençler. Bunu da bis krem şeklinde kodlayabiliyoruz. Balıklar, amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş tane de omurgalı hayvan sınıfımız var. Şimdi omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar diye iki grup varmış. Şöyle bir baktığım zaman sünger, sölenter, solucan. Hadi aralarında birkaç tane günlük hayatta da karşımıza çıkan tanıdıklar var. Ama bu gruptaki canlıları biraz daha fazla tanıyorum. Ama yüzdesel olarak baktığımda hayvanlar aleminin neredeyse yüzde seksen, seksen beş omurgasızların oluşturduğunu, benim o tanıdığımı sandığım canlıların yüzde %10, 10-15'lik bir kısmı oluşturduğunu görüyorum. Yani bu grup çok büyük. Bu grup çok büyük olduğu için burada çok fazla derecede çeşitlilik ve özellik var. Mesela omurgalılara diyorsun ki tamamında iç iskelet. Buna bakıyorsun iç iskelet de var, dış iskelet de var, iskelet olmayan susu bir iskeleti olan da var. Omurgalılara bakıyorsun tamamında böbrek var diyorsun. Bunlara bakıyorsun kimisinde boşaltım düfüzyonlu oluyor. Kimisinde boşaltım için bilmem ne organı var. Buna bakıyorsun bir genelleme yapıyorsun. Buna baktığın zaman o da var bu da var bu da var diyorsun. Yani bu grup çok geniş bir grup gençler. O da var bu da var dediklerimi de açmaya başlıyorum. Şimdi omurgasız hayvanların genel hatlarıyla özelliklerine bakalım. Bir kere buna omurgasız denmesinin sebebi ne? Bunlar da bizim sırtımızda bulunan omurga adını verdiğimiz yapı söz konusu değil. Bizim baktığımız zaman omurgamız var. Boyundan ta kuyruk sokumuna kadar uzanan omur kemiklerimiz. Bunun ortasından da geçen ana sinir şeridini biz ne tarafta taşıyoruz? sırt kısmımızda. Omurgasız hayvanlarda ise bu yapı yok. Aynı zamanda ana sinir şeridini karın bölgesinde taşıyorlar. Sinir şeridi tabii ki omurgasız hayvanlarda nereden geçecek? Karın kısmından geçecek gençler. Omurga adını verdiğimiz yapıda söz konusu olmayacak. Bakıyorum çok çeşitlilik var ya bazılarında iç bazılarında dış iskelet dediğimiz iskelet söz konusu olacak. Bazıları eşeğili üreme yaparak çoğalacak. Bazılarında eşeğsiz üreme görülecek. Bazılarında da hem eşeyle hem eşeğsiz üreme görülecek. Boşaltım yapmak canlıların ortak özelliği. Boşaltım yapmayan canlı mı var? Herkes atını uzaklaştırmak isteyecek. Ama omurgalıların tamamında böbrekler bulunurken omurgasız canlılarda böbrek gibi bir organ söz konusu değil. Bakıyorum genellikle düz kaslara sahip bunlar. Ama bazı türlerinde çizgili kas larda var. Özellikle eklem bacaklılarda böceklerin çok hızlı hareket edebilmesinin ay şurada görmüştüm nereye gitti o diyebilmemizin sebebi aslında onların vücutlarında bulunan çizgili kaslardan kaynaklanıyor. Genellikle açık kan dolaşımı görülecek gençler açık ve kapalı kan dolaşımını da önce açayım. Sonra konuların içerisinde geçtikçe tekrar tekrar üstünde durmayalım. Bir açık dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusudur. Açık dolaşım. Bir de kapalı dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusu olacak. İkisinde nasıl bir durum söz konusu? Şimdi açık dolaşımda atar damar dediğimiz ana damarlar var. Atar damarlardan kan geliyor, vücut boşluğuna dökülüyor. Yani kan şuraya döküldü. Vücut boşluğundan da toplar damarlar tarafından kan geri alınıyor. Kapalı dolaşım dediğin dolaşımda kanın atıldığı atar damar adını verdiğimiz damarlar söz konusu. Bir de atar damarları birbirine bağlayan kılcal damar dediğimiz damarlar söz konusu gençler. Hemen kılcal damarı şuraya yazayım. Şu da bizim toplar damarımızdı. Yani kapalı dolaşım dediğin dolaşımda kan hiç vücudun herhangi bir yerine bırakılmıyor. Sadece damarlar içerisinde dolaşıyor. Seni beşarsam çok ince ince kessem hiç kan akmaz. Damarını delmediğim sürece kanı görebilmem mümkün değil. Bir yerimiz kesildiğinde kanıyorsa sen damara zarar verdin demektir. Biz kapalı dolaşım yapıyoruz. Kılcal damarlarımız var. Açık dolaşım yapanlarda ise kılcal damar yok. Geliyor vücut boşluğuna vücut boşluğundan da toplar damarlarla tekrar alınıyor. E, omurgası hayvanlara baktığın zaman çok büyük bir kısmında açık dolaşım var. Sadece burada ahtapot ve toprak solucanı kalamar iki tane üç tane örneğimiz var. Bunlarda da kapalı dolaşım görüldüğünü söyleyeceğiz. Hayvanlar aleminin en geniş grubundan bahsettiğimizi unutmayın. Omurgasız hayvanlar nelerdi? Seda sayan sosis yedi şeklinde gruplandırmıştık. Sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenlilerden bahsediyoruz. İskelet yapılarından bahsedecek olursam hani bu grubun içerisinde iç iskeleti olan da var, dış iskeleti olan da var demiştim ya. Bunların en gelişmemişiyle sünger sölenter, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli, en gelişmemişiyle en gelişmişinde iç iskelet var iç iskeletle de şöyle düşünme. Senin gibi kıkırdaktan, kemikten yapılı bir iskeletleri yok. Kalsiyum, kalkerli, basit yapılı iç iskeletleri var. O zaman süngerlere de baktığımız zaman bunlarda iç iskelet bulunacak gençler. Süngerler sinir sistemi bulunmayan tek hayvan grubu. Gelişmiş organları ve sinir sistemleri bulunmuyor bu canlıların. Hayvanlar alemi içerisinde istisna soruları bunun üstüne yazıyoruz. Genellikle okyanuslar Denizlerde zemine bağlı olarak yaşıyorlar aktif olarak yer değiştirmede bu canlılarda görülmüyor nokta nokta adı verilen açıklıkları bulunur por adı verilen açıklıkları var. Bunlar da tabii ki heterotrof, besini o pordan içeriye alıyorlar, sindirimi gerçekleştirip atığı da tekrar pordan dışarıya atıyorlar. Yani ağız ve anüs farklılaşması yok. Tek açıklıklı bir sindirim sistemleri var diyebiliriz. Basit yapılı iç iskeletleri var. Vücut simetrileri bulunmuyor. Yani ben bu canlılara asimetrik canlılar ismini verebilirim. Eşeyli üreme yapabiliyorlar. Aynı zamanda bunların rejenerasyon yetenekleri de yüksek. Rejenerasyon ne demekti? Yenilenme anlamına geliyor. Gençler eşeysiz üreme çeşitlerinden bir tanesidir. Klasik örnek deniz yıldızı hep verilir. Deniz yıldızının kolunu kopartıyorsun. Kopan parça da kendini tamamlıyor. Parçanın koptuğu kısım da kendini tamamlıyor. Birey sayısı artmış oluyor. Eşeysiz üremeye örnektir. Süngerlerde de aynı şekilde rejenerasyonla eşeysiz üreme görülebiliyor biliyor. Her mafrodittir. Her mafrodit ne demek? Bir bireyde hem erkek üreme sistemi hem dişi üreme sistemi varsa biz o canlıya her mafrodit canlı ismini veriyoruz. Genelde solucanlarda, bitkilerden de çiçeklerde her mafroditlik karşımıza çıkıyor. Ben de hem erkek üreme organı varsa demek ki erkek üreme hücresini mesela hayvanlar aleminde sperm üretimini yapabileceğim. Dişi üreme sistemim olduğuna göre yumurta üretimini de yapabileceğim. Eğer kendi kendini dölleme özelliğine sahipsem kendi yumurtamla kendi spermim birleşerek yavruyu meydana getirebileceğim. Her mafrodit canlılar illaki aynı eşeyle olmak zorunda değil ayrı eşeyle de olabiliyorlar. Özellikle solucanlarda bakıyorsun her mafrodit bir solucan Mayıs ayında erkek üreme organı olgunlaşmış sperm üretiyor. Diğer her mafrodit solucanın da Mayıs ayında dişi üreme organı yumurta üretiyor. Her mafroditler ama ayrı eş şeyliler döl alışverişi gerçekleştirebiliyorlar diyeyim. Gençler her mafroditliği de söylemiş olayım. Sölenterler dediğimiz zaman artık süngerlerden sonraki gruptan bahsediyoruz. Daha gelişmiş canlılardan bahsediyoruz. Sinir sisteminin ilk kez görüldüğü canlılardan bahsediyoruz. Hidra, deniz anası ve işte mercan bu gruba örnek oluyor gençler. Sölenterlerde sabit ve serbest yüzücü formlar var. Sabit olanlar tabii ki denizin dibinde aktif hareket etmeden zemine bağlı olarak duruyorlar. Serbest yüzücü dediğimiz formlarına da mesela deniz anaları çok güzel bir örnektir. Bunlar yüzücü, yer değiştirme hareketi yapabiliyorlar. Sölenterler de her türlü madde alışverişi tabii ki vücut yüzeyi aracılığıyla gerçekleştirecek. Bazı sölenter türleri diğer canlılarla birlikte karşılıklı fayda ilişkisine girebilecek. Mesela deniz anemonuyla palyaço balığı dediğimiz bir balığın birlikte yaşam şekli var. Palyaço balığı deniz anemonunun içerisinde yaşıyor. Deniz anemonunda şöyle işte benzetme yapmış gibi olmayayım ama bitki benzeri bir hayvan türü diyeyim şekil olarak deniz anemonunun içerisine palyaço bir balığı giriyor burada düşmanları tarafından görülmüyor. Deniz anemonunu da bir canlı yemeye geldiği zaman palyaça balığı engel oluyor. Böylelikle karşılıklı fayda ilişkisi söz konusu oluyor. İki taraf birlikte yaşamaktan mutluysa bu ilişkiye mutualizm ismini veriyorduk diyeyim gençler. Bazı sölenter türlerinde mavi bir ışık saçılıyor. Böyle okyanusun dibinde çekim yapıyorlar ya deniz analarından ışıklar çıkarak yüzüyorlar. O ışık saçma olayına biyolüminesans ismi veriliyor. Eşeyli ve Eşeğsiz çoğalmanın birbirini takip ettiği özel bir üreme döngüsü de görülebiliyor. Bazılarında ise tomurcuklanmayla üreme söz konusu oluyor. Sölenter deyince aklına gelecek şey hidra deniz anası, yıldız ileriki zamanlar için söylüyorum deniz anası yumuşakça değil o bir sölenter. Hidra dediğimiz canlı da daha sonraki ünitelerde karşımıza çıkacak. Zemine bağlı olarak yaşayan bir sölenter türü. Vücudunda aynı bira mayasında olduğu gibi bir tomurcuk çıkıyor. Bu tomurcuk gelişerek yeni hidrayı meydana getiriyor. Birlikte de yaşayabiliyorlar koloni oluşturup ayrıla da biliyorlar. Yani eşeysiz üremenin tomurcuklanma şekli hidrada görülüyor diyeyim gençler. Solucanlara geçecek olursak toprakta veya suda serbest yaşayan türlerin yanında parazit yaşayanlar da var. Bağırsaklarımızda solucanlar bazen maalesef ki parazit olarak yaşayabiliyorlar. Boşaltım atıkları amonyak eşeyli olarak üremelerine rağmen bazı türleri eşeysiz olarak rejenerasyonla da çoğalabiliyor ki yassı solucan dediğimiz planarya bu grubun en güzel örneğidir gençler. Planaryayı gidiyorlar, üçe parçalıyorlar üçe böldükleri zaman her bir parçanın kendini yenileyerek yeni bir planaryaya dönüştüğünü görüyorlar. E ne oldu? Birey sayısı arttı. Haliyle bir eşeğsiz üreme şekli oluyor. Aynı süngerlerde olduğu gibi. Solucanları kendi içerisinde yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve toprak solucanı olmak üzere, halkalı solucan olmak üzere üçe ayırabiliyoruz. Çok detaylı bir şekilde bilmenize gerek yok gençler. Yassı Solucan dediğimiz zaman işte üçe böldüğünde her bir parça kendini yeniliyordu. En gelişmemiş yapılı solucan türü. Tenya, planarya, karaciğer kelebeği bu gruba örnek. Tek açıklıklı sindirim sistemi bunlarda söz konusu oluyor. Yani besini aldığı yerle atığı attığı yer birbiriyle aynı besleniyor. Atı aynı yerden atıyor. Tek açıklıklı sindirim sistemi, rejenerasyon yetenekleri yüksek. Bazı türleri de hermafrodittir. Hermafroditlik ne demekmiş gençler? Aynı bireyde hem erkek hem dişi üreme sisteminin bulunması. Yuvarlak solucan, kancalı, kurt, şerit, trişin bu gruba örnek oluyor. İlk defa iki açıklıklı. E, İki açıklıklı sindirim sisteminin görüldüğü canlı, hayvanlar aleminde iki açıklıklı ağız ve anüs farklılaşmasının söz konusu olduğu ilk grup solucanlar. Detay sorduysa solucanların da ortası yani yuvarlak solucanlardır. Bundan sonra hep iki açıklıklı sindirim sistemi gidecek. Halkalı solucan dediğimiz zaman toprak solucanı ve sülükten bahsediyoruz gençler. Kapalı dolaşım sistemine sahip canlılardan bahsediyoruz yani bunlarda gayet kılcal damarlar var. Karada yaşayanlarda deri solunumu dediğimiz solunum söz konusu olacak yani gazı nemli derilerinden difüzyonla alıp olacaklar suda yaşayanlarda solungaç solunumu solun Gaç solunumu söz konusu olacak. Bir canlı suda yaşıyorsa solungaç solunumu yapar. Bilmem ne solucanı, bilmem ne böceği, bilmem ne bilmem nesi suda yaşıyorsa solungaç solunumu yapacaktır gençler. Ama bütün hayatını suda geçiriyorsa. Yumuşakçalar dediğimiz zaman ahtapot, midye, karides gibi canlılardan bahsediyoruz. Mürekkep balığı, salyangoz bu gruba yine örnek oluyor. Büyüklük ve yapı bakımından çok farklı canlılar içeriyor. Yani bir tanesine bakıyorsun mikron büyüklüğünde neredeyse gözünle zor görüyorsun. Bilmem ne deniz ahtapotu ise metrelerce boya sahip. Suda yaşayanlar solungaçlarla... Karada yaşayanlar ise kabuk altındaki genişlemiş yüzey ile solunum yapıyorlar. Çoğu yumuşakça da açık dolaşım görülüyor. Ahtapot hariç gençler. Ahtapot'ta kapalı dolaşım yani kılcal damarlar var. Yumuşakçalar eşeyli olarak çoğalıyor. Birçok salyangoz türü de her mafrodit özelliğe sahip. Yumuşakçaların pek çok çeşidi insanlar tarafından besin maddesi olarak da tüketiliyor diyeyim. Gençler midyenin de bu gruba özellikle örnek olduğunu unutmayın. Ya hocam midye nasıl yumuşakçı olsun? Salyangozun da aslında üstünde kabuk var gibi bakmayın olaya. Bu kabuk onları darbelerden koruyorlar bir katmandır gençler asıl canlı zaten yumuşak bir yapıya sahiptir günümüzde midyelerden inci üretimi de yapılıyor bayağı ekonomik değeri de yüksek e, takılardan bahsediyoruz aslında midyeyi üretmesinin sebebi daha doğrusu inciyi üretmesinin sebebi midyenin takı olarak satsın insanlar para kazansın ekonomi canlansın diye değil tabii ki. Midyelerin vücudunun içerisine bir toz tanesi mesela kaçıyor. Midye o toz tanesinden zarar görmemek için etrafını bir salgı oluşturarak örüyor. Kendi zarar görmesin diye. Örüyor, örüyor, örüyor. Sen midyeyi açıp baktığın zaman o parlak cisme diyorsun ki aa ne güzel bunu toplayıp inci yapıyorsun. Yani aslında hayvanın kendini korumak için geliştirdiği bir adaptasyonu ekonomik olarak kullanıyoruz diye. Eklem bacaklılara geliyorum. Hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız diye. Omurgasızların da en geniş grubu eklem bacaklılardır. Dünyada hemen hemen her alanda yaşıyor bu canlılar. Karada, suda parazit olarak yaşayabilen türleri var. Karada yaşayanlarda özel bir solunum çeşidi görülüyor. Gençler trake solunumu denilen bir solunumu gerçekleştiriyorlar. Vücut sıvılarında oksijeni taşımadıkları için özel trake adı verilen boruların içinde taşıdıkları için zaten bunlar çok hızlı hareket ediyor. Aynı zamanda çizgili kasları dolayısıyla çok hızlı hareket ediyorlar. Suda yaşayan ne yapacak solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirmiş olacak. Bir de bunların embriyonel döneminde başkalaşım dediğimiz olay söz konusudur. Başkalaşıma diğer bir isimle metamorfoz ismini veriyoruz. Başkalaşım bir canlıda daha karşıma çıkacak ileride. Ne demek başkalaşım? Canlı hayata başladığı zaman bakıyorsun bambaşka özelliklere sahip gelişimi devam ederken bambaşka özelliklere sahip oluyor. Hepimiz kelebek tırtıl hikayesini biliyoruz. Tırtıl zaman içerisinde işte koz örüyor sonrasında kelebeğe dönüyor. Biz bu hikayeyi bilmesek ah bu yerde sünören bir sürü bacağı olan tırtılla bu havada uçan rengarenk kelebek aynı canlı desek inanmamız çok zor olur. Ama onların başkalaşım geçirdiğini günümüzde biliyoruz. Başkalaşım bu demek bambaşka bir özelliğe sahipti. Bambaşka bir özelliğe sahip oldu. Eklem bacaklılardan biraz grupsal olarak bahsetmek istiyorum. Bu grubun içerisinde işte kabuklular var. Yengeç, ıstakoz bu gruba dahil oluyor gençler. Örümcek var. Örümcek, akrep, kene bu gruba dahil oluyor. Böcekler dediğimiz kısım var. Karınca, çekirge, kelebek, arı Bunlar böcek yani eklem bacaklılardır. Aynı zamanda çok ayaklılar var. Kırkayak çiyan da yine bu grubun örnekleri içerisinde yer alıyor diyeyim. Derisi dikenliler dediğimiz zaman hayvanlar aleminin en gelişmiş grubundan bahsediyoruz. Deniz yıldızı, deniz hıyarı, deniz kestanesi bu gruba örnek olacak gençler. Tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşamış olacak. Derisi dikenlerin hemen hemen hepsi destek ve koruma görevi üstlenen iskele ait dikenlere sahip olacaklar. Bunların çok basit yapılı bir iç iskeletleri de var. Su damar sistemiyle bağlantılı tüp ayakları var. Bu tüp ayakları sayesinde hareket ediyorlar. Solunum yapıyorlar. Beslenme ve boşaltımı yapıyorlar. Solunumları solungaç ve tüp ayaklar yardımıyla gerçekleşecek. Bunlarda da eşeyli üreme tabii ki görülüyor. Ama deniz yıldızı rejenerasyonun fix örneğidir. Aynı planer ya da olduğu gibi. Bunlar rejenerasyon yaparak da birey sayılarını arttırabiliyor lar Buradan geliyorum omurgalı hayvanlar dediğimiz gruba. Omurgalı hayvanlar dediğimiz zaman ana sinir şeridini sırt kısmımızda taşıyoruz. Omurgamızın içerisinde omuriliğimiz var. Tamamımızda iç iskelet var. Kıkırdak ve kemikten yapılı. Hatta bir grupta sadece kıkırdaktan yapılı. Tamamında kapalı dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusu. Yani kılcal damarlar tüm omurgalılarda var. Tamamı eşeğili üreme yaparak birey sayısını arttırıyor. Boşaltım organı tamamında böb böbreklerdir. Yani balıkların da memellerinde böbrekleri var. Azotlu boşaltım atıkları da sorularda karşımıza çıkabiliyor. Azotlu boşaltım atıkları kendi içerisinde üçe ayrılır. Gençler amonyak üre ürik asit şeklinde. Bunlar bulundurdukları zehir miktarına göre yani vücuda zarar verme miktarı göre farklı miktarlarda suyla dışarıya atılıyorlar. Mesela amonya baktığımız zaman en zehirli olan amonyaktır. Çok zehirlidir. Haliyle bunun dışarıya atılması için çok suya ihtiyaç vardır. Üre dediğin zaman üçü içinde kıyaslıyorum. Orta derecede zehirli bir atıktır. Atılması için de orta derecede suya ihtiyaç var. Ürik asit ise en az zehirli olandır. En az miktarda haliyle suya ihtiyaç var dışarıya atılması için. Hemen onu da yazayım. Sonra örnekler üzerinden ilerleyelim. Omurgalı hayvanları beşe ayırdık. Balıklar Amfibi yani iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Amonyak halinde atanın suya çok kolay ulaşıyor olması lazım. Haliyle suda yaşasa çok iyi olur. Balıklar Azotlu boşaltım atıklarını amonyak şeklinde atıyorlar. Üre olarak orta düzeyde suya ulaşabilen, orta düzeyde su atan canlılardan bahsediyoruz ki bu gruba da kurbağalar yani amfibiyalar aynı zamanda biz memeliler örneğiz gençler. Ürik asit ise çok az suyla dışarıya atılıyor. Kim kaldı? Kuşlar ve sürüngenler. Vücutlarında suyu daha fazla tutabilen canlılardan bahsediyoruz. Hatta kuşları besliyorsanız veya işte sokakta gördüğümüz zaman kuşlarda doğrudan bir idrar çıkışı söz konusu değil. Katı atıklarını ay kuş pisledi diyoruz. Katı atıklarını hafif sıvı yollu dışarıya atıyorlar. Kuşlar ve sürüngenler ürik asit şeklinde atacaklar gençler. Omurgalı değil ama eklem bacaklılar da bazen sorularda geliyor. Onların da ürik asit halinde attığını unutmayın diyeyim. Buradan da balıklara başlıyorum. Şimdi balıklar dediğimiz zaman bu canlılar nerede yaşayacaklar? Suda. Suda yaşadıklarına göre de tabii ki ne solunumu yapacak? Bunlar solungaç solunumu yapacak. Bunların kalplerindeki odacık sayısına bakacak olursak iki odacıklı bir kalbe sahipler. Vücutlarında kirli kan dolaşıyor. Solungaçta daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kalplerinde kirli kan bulunuyor. Vücutlarına temiz kan gidiyor. Birazdan şekil çizerek şunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Değişken vücut ısılı canlılardan bahsediyoruz. Bir sabit vücut sıcaklıklı olacak. Sıcak kanlı diyeceğiz. Bir de değişken vücut ısılı canlılarımız olacak. Onlara da soğuk kanlı canlılar diyeceğiz. Eğer bir canlı vücut sıcaklığını sabit tutuyorsa, hava 45 derece olunca vücut sıcaklığı artmıyorsa, hava eksi bilmem neye düşünce vücut sıcaklığı değişmiyorsa o sabit vücut sıcaklığına sahiptir. Bizim 36,5-37 derece vücut sıcaklığımız var. 1-2 derecelik oynamada hastaneye gidiyoruz. Diyoruz ki 38 oldu ateşi, 39 oldu ateşi. Biz sabit vücut sıcaklığına sahibiz. Değişken vücut sıcaklığına sahip olan canlılar Hava soğuyunca onların da vücut sıcaklığı düşüyor. Hava ısınınca onların da vücut sıcaklığı artıyor. Kış uykusu dediğimiz şey balıklarda söz konusu değil. Çoğu bataklık suda batmadan kalmayı sağlayan hava keseleri bulunuyor köpek balıkları hariç. Köpek balıkları hayatları boyunca yüzmek zorundalar batmamaları için. Baktığımız zaman genellikle balıkların vücutları pullarla kaplı oluyor. İstisnalar var. Genellikle balıklarda dış döllenme, dış gelişim söz konusu oluyor gençler. Genellikle kelimelerini unutmayın. İstisnalar var. Dış döllenme, dış gelişme ne demek? Erkek balık spermlerini suya bırakıyor dişi balık yumurtalarını suya bırakıyor. Yumurta ve spermler suda birleşiyorlar. Böylelikle bebiş de suda gelişiyor. Haliyle dış döllenme, dış gelişme dediğimiz olay söz konusu oluyor. Kıkırdaklı balıklara baktığımız zaman vatoz gibi balıklardan bahsediyoruz. Hani okyanusların derin diplerinde yaşıyorlar. Şöyle küt diye kendilerini toprağın altına ee, batırıyorlar ya. Bir de köpek balığı, kırdaklı balıklara örnektir gençler. Şunu da hadi vatoz olarak yazayım. Keşke şekil koydursaymışız. Vatoz ve köpek balığında e, kemik yok. Vücutları sadece kıkırdaktan meydana geliyor. Bu gruptan sonra kıkırdak ve kemik yapılı iskelete geçiş söz konusu oluyor. Kemikli balıklara bakacak olursan hamsi, palamut, işte levrek aklına gelecek diğer balıkların tamamı kemikli balıklar grubundadır. Soru. Köpek balığı mı daha gelişmiştir? Hamsi mi daha gelişmiştir? Sorusunun cevabı hamsidir gençler. Hamsi kemikli bir balık, köpek balığı ise kıkırdaklı bir balık. Canlının dış görünüşüne bakarak sınıflandırma yapmıyoruz. Gelişmişlik düzeyini belirlemede çok farklı parametrelere birden bakıyoruz diyeyim. Buradan iki yaşamlılara yani kurbağacıklarımıza geçiyoruz. Aslında bu grubun içerisinde kurbağa ve semender var gençler. Hatta eskiden bu gruba kurbağalar diyorduk doğrudan. Bunlarda metamorfoz dediğimiz olay söz konusu. Yani bir larva dönemleri var. Bir de ergin dönem dediğimiz dönem söz konusu oluyor. Sudu ve kara ortamına uyum sağlayabildikleri için iki yaşamlılar yani amfibiyalar ismini alıyorlar. Larvaları suda ergin bireyleri kara ortamında yaşıyor. Ancak ergin bireyler üreme hücrelerini yine suya bırakacak. Bebişler yine suda olacak. Larva dönemi suda geçecek. Eşeyli olarak tabii ki üreyecekler. Omurgalı hayvanların tamamen gibi dış döllenme dış gelişme söz konusu oluyor. Yani yine dişi kurbağa yumurtasını bıraktı erkek kurbağa spermini bıraktı ikisinin birleşmesi suda gerçekleşiyor. Değişken vücut sahipler yani soğuk kanlı canlılardan bahsediyoruz. Şimdi burada bir ergin dönem bir de larva dönemi diye konuyu açacağım gençler. Bunların üreme şekilleri vücutlarının yüzeyleri sorularda karşımıza çıkıyor. Sana amfibiyalarla ilgili doğrudan bir soru sorduysa ergin döneminden bahsediyordur. Eğer larva dönemi olarak sorduysa burayı dikkate alacaksın. Bunlar başkalaşım geçirdiklerine göre hayatının belli bir döneminde bambaşka özelliklere sahip, diğer döneminde bambaşka özelliklere sahip olacak. Kalpleri larva dönemindeyken iki odacıklı, Ergin dönemde ise kalpleri üç odacıklı. Larva döneminde suda yaşadıkları için solungaç solunumunu yapıyorlar. Ergin dönemde de çok özel canlılar iki solunumu aynı anda yapabiliyorlar. Hem deri solunumu hem de akciğer solunumunu gerçekleştirebiliyorlar. Larva döneminde bunlar suda yaşıyor, gayet kuyrukları var, kolları bacakları yok. Ergin dönemde yani kara yaşamına adapte oldukları zaman kuyruk kayboluyor ön ve arka üyeler çıkmaya başlıyor. Deri solunumu yaptıkları için Gaz alışverişi deriden gerçekleşeceği için bunlar nemli bir deriye sahipler. Haliyle nemli tutabilmek için de genellikle sulak ortamlara yakın yerlerde amfibiyalara, kurbağalara rastlıyoruz diye. Buradan da sürüngenlere geçiyoruz gençler. Sürüngenlere baktığımız zaman kalpteki odacık sayısı 3,5 aslında. Tabii ki sorularda çıktığı zaman kalpleri 3 odacıklıdır olarak kabul edeceksiniz. Bunlarda alt kısımda karıncıklarda yarım perde dediğimiz perde var. Bu yarım perde yine kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını engellemiyor. Vücuda değişken daha doğrusu vücuda karbondioksit bakımından zengin kan gittiği için kirli kan gittiği için değişken vücut ısılı canlılardır. Yavru bakımı görülmüyor gençler aklınıza şey gibi gelmesin ben falanca belgeseli seyrettim o belgeselde yılan yavrusuna bakıyordu timsah yavrusuna bakıyordu gibi düşünmeyin grupla ilgili genelleme yapılıyor vücutlarına baktığın zaman sert keratin pullarla kaplı oluyor tabii ki artık kara yaşamına bu canlılar adapte oldu ne solunumu yapacak gençler bunlar akciğer solunumu denilen solunumu gerçekleştirecekler üremelerine de bakacak olursak sürüngenlerden itibaren artık erkek cinsel organı oluşmaya başlıyor yani iç döllenme söz konusu olacak. Kaplumbağalar, timsahlar yumurtalarını ne yapıyorlar? Gömüyorlar. Yani gelişim de dış ortamda gerçekleşiyor diyeyim. Buradan da hemen kuşlara geçiyorum. Kuşların kalpleri dört odacıklıdır. Gençler artık kirli kanla temiz kan kalpte birbirine karışmıyor. O yüzden de bunlar vücut sıcaklıklarını sabit tutabiliyorlar. Çevre sıcaklığının değişimine bakmıyorlar diyeyim. Buna göre ayarlama yapmıyorlar. Yavru bakımı kuşlarda söz konusu oluyor. Tabii ki kuşların uçabilmesini kolaylaştıran da çeşitli adaptasyonlar var. Ön üyeleri farklılaşarak kanat şeklini almış. Ama her kuş uçamaz gençler. Emu gibi ya da onu tanımıyorsanız tavuk gibi kuşlar uçma yeteneği olmayan kuşlardır. Vücutlarına baktığımız zaman tüylerle kaplı olduğunu görüyoruz. Tabii ki ne solunumu yapacaklar? Akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Bunların üremelerine bakacak olursak iç döllenme gerçekleşiyor. Aynı sürüngenlerdeki gibi tavuk yumurtası yiyoruz ya yumurtlama söz konusu. Yani dış gelişme gerçekleşiyor. Ağızları gaga şeklinde farklılaşmış. Hatta bu gaga yapısı da beslenme şekline bağlı olarak farklı oluyor. Mesela bir kartalın gagası eti parçalayacak şekilde, başka bir kuşunkü tohumu açacak şekilde farklılaşabiliyor. Gaga dişlerin yerini görüyor. Bunlarda dişler bulunmuyor. Geldim memelilere. Memelilere de bakacak olursak kalpleri dört odacıklı olan canlılardan bahsediyoruz. Bunlar sabit vücut ısılı canlılardır. Yavru bakımı tabii ki söz konusu oluyor. Vücudu kıllarla kaplı canlılardan bahsediyoruz. Burada duruyorum. Memelilerde kıl dediğimiz yapı vardır gençler. Kıl başka bir şey, tüy başka bir şey. Benim hiç tüyüm yok. Benim işte ince kıllarım var, bir de kalın kıllarım var. Kuşların tüyü olur, memelilerin kılı olur. Halk arasında işte bazı yerlere tüy diyoruz ama o benzetme olsun diye gençler. Bunlar ince kıllar oluyor. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur demişiz. Gençler akciğerlerine bağlı hava keseleri değil. Hemen şurayı düzeltiyorum. Al ve ol adını verilen yapıları memelilerin bulunacak. Genellikle de tabii ki iç döllenme iç gelişme şeklinde ürüyecekler ama istisnai olan özellikleri var. Konunun genel hatlarına baktığımız zaman sorularda çoğunlukla şunlar çıkacak karşıma. Yukarıda verilenlerden hangileri sadece memelilerde görülür tarzı sorular gelecek. Bu gruba memeli denmesinin sebebi ya, yavrularını sütle beslemesinden kaynaklanıyor. Süt bezi taşımak, yavrusunu sütle beslemek, beslemek bize özgü bir şey. Plasentalı memeliler dediğimiz bir grubumuz var. Plasenta oluşumu da tabii ki sadece memelilerde görülüyor. Akciğerlerde alveol adını verdiğimiz hava keselerini bulundurmak bize özgü. Kaslı diyaframa sahip olmak da yine bize özgü. Göğüs boşluğumuzla karın boşluğumuzun arasında kaslı diyaframımız var gençler. Kaslıyı özellikle belirtiyorum. Kuşlarda zarsı diyafram var. O başka bir şey. Olgun al yuvarlarımız yani kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan kırmızı kan hücrelerimiz çekirdeksizdir. Derilerinde kıl bulundurmak sadece bize özgü ama her memeli de kıl yok. Ter bezlerine sahip olmak bize özgü ama her memeli de ter bezi de yok. Suda yaşayan memelilerde yani balinada, Yunus'ta kıllar ve ter bezleri bulunmuyor gençler. Memelileri de kendi içerisinde gagalı, keseli, plasentalı memeliler olarak gruplandırabiliyoruz. Gruba memeli denmesinin sebebi sütle beslemek unutmayın. Gagalı memeli dediğimiz zaman ornitorenk gibi canlılardan bahsediyoruz. Bunlar yavrularını yumurtluyor yumurtadan çıkan yavru annesinin süt bezlerini emdiği için gagalı memeli deniyor. Keseli memeliler dediğimiz zaman da kanguru, koala gibi canlılardan bahsediyoruz. Embriyonik gelişimini tamamlamadan bebeği doğuruyorlar doğurduklarını keseye alıyorlar. Kesede bulunan süt bezlerinden yavrularını besliyorlar. Plesentalı memeliler dediğimiz zaman da bebiş anne karnında plesenta adı verilen bir kesenin içerisinde gelişiyor. Plesentadan işte doğurduktan sonra da süt bezlerinden emiyor diyeyim gençler. Kendi içerisinde kalpleri bir karşılaştıracağım. Aklınızda otursun o kısım Tam olarak diye bir de sorularda çıkabilecek şekilde genel bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi balık iki eceli kalbi iki odacıklı gençler. Bunun kalbine baktığımız zaman bir kulakçık, bir de karıncık dediğimiz iki tane odacıktan meydana geliyor. Bunun bir solunum organı var. Yani solungaç dediğimiz organı var. Bir de vücudu var. Şöyle oluyor. Solungaçlarda kan temizleniyor. Temizlendikten sonra vücuda gidiyor. Vücuttan geçen kan kirleniyor. Kirli kan kalpten geçiyor. Tekrar solunum organına gidiyor. Bizim iki dolaşımımız vardır. Bir küçük dolaşım, bir büyük dolaşım. Benim kalbimden kan çıkıyor. Akciğere gidip tekrar kalbe dönüyor. Küçük bir tur attı. Küçük dolaşım. Yani kalpten çık, solunum organına git, tekrar kalbe dön. Küçük dolaşım. Kalpten çıkıp tüm vücuda yayılıp tekrar kalbe dönünce büyük dolaşım deniyor. Balıklara baktığımız zaman küçük dolaşım yok. Kalpten çıkan kan solunum organına gidip tekrar kalbe dönüşmü, dönmüyor. Yani balıklarda küçük dolaşım söz konusu değil diyeyim gençler. Sonra balıklara baktığımız zaman değişken vücut ısılı canlılardır. Yani vücut sıcaklıkları sabit değil. Kış uykusuna yatmıyorlar havalar biraz soğuduğu zaman suyun biraz daha aşağısından yüzüyorlar. Aşağılara doğru inildikçe ısı artacak ya kış oldu mu aşağıdan yüzüyorlar. Solunumlarına bakacak olursak tabii ki solungaç solunumu denilen solunumu gerçekleştiriyorlar. Sonra bunların üremeleri nasıl gerçekleşecek? Dış döllenme, dış gelişme şeklinde istisnalar tabii ki var. Amfibiyalara baktığımız zaman kalpleri 3 odacıktan meydana geliyor. 2 tane kulakçık, bir tane de karıncık var. Bir yerden akciğerden gelen işte ya da deriden gelen temiz kan geliyor. Diğer tarafta kirli kan geliyor. Kirli kanla temiz kan birbirine karışıp vücuda karışık kan pompalanıyor. Vücuda karışık kan pompalandığı için bunlar vücut sıcaklığını sabit tutamıyorlar. Bunlar değişken vücut ısılı canlılardır. Değişkeni yazayım gençler. Kalplerinin 3 odacıklı olduğunu da söyledim. Sonra amfibiyaların larva dönemini sorarsa solungaç solunumu diyeceğim. Ergin dönemini sorarsa deri ve akciğer solunumu yaptıklarını söyleyeceğim. Baktım bunların üremeleri nasıldı, dış döllenme, dış gelişme şeklinde üremelerini gerçekleştiriyorlardı. Kurbağa Üçeceli eceli kalpleri üç odacıklı. Sürüngenlere baktığımız zaman yine kalpleri sürüngen kalpleri üç odacıklı oluyor. Ama arada yarım perde dediğimiz perde var gençler. Bu yarım perdede iki tane kulakçığı çizeyim bir tane karıncık çizeyim. Şu aradaki yarım perde kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını engellemiyor. Zaten değişken vücut ısılı soruları genellikle sürüngenler üstünden çıkıyor. Mesela belgeseli seyrediyorsun diyor ki bugün hava çok güneş. O yüzden yılanlarımız çok hareketli. Hava güneşli olunca, hava sıcaklığı artınca yılanın vücut sıcaklığı artıyor. Haliyle metabolizma hızı artıyor. Daha hareketli bir hale gelmiş oluyor. Sürüngenlere baktığımız zaman akciğer solunumu yapacaklar. Üremeleri de artık iç döllenme, dış gelişme söz konusu olacak. Buraya gelmeden önce şunu söylüyorum. Mesela sürüngenler için sana ne dedim? Akciğer solunumu yaparlar dedim. Yukarıya yazdım su yılanı. Sürüngenler grubundaki su yılanlarının solunumu ile ilgili bir soru soruyorum. Su yılanı da olsa o akciğer solunumu yapacak. Memellere yazdığım balina suda yaşıyor olmasa akciğer solunumu yapmadığı anlamına gelmez. Çıkıyorlar, üf, havayı çekiyorlar geri. Dibe dalıyorlar öyle biz bazen balinaları atlarken görüyoruz ya ben şu suyun üstünde bir atlayayım da seyredenlerin gönlüne gözü açasın diye atlamıyor herhalde aslında çıkıyor havayı çekiyor geri içeriye doğru hareket ediyor diyeyim gençler. Kuşlar ve memelilerde heceleme tutmuyor kuşlar ve memelilerin kalpleri 4 odacıklıdır bunlar sabit vücut sıcaklığına sahip canlılardan bahsediyoruz. Kuşlar da tabii ki akciğer solunumu dediğimiz solunum çeşidini gerçekleştirecekler. Memeliler de yine akciğer solunumu yapacaklar gençler. Kuşlara baktığımız zaman sürüngenler gibi iç döllenme dış gelişme, memelilerin çok büyük bir kısmında iç döllenme, iç gelişme söz konusu olacak diyeyim. Balıkların vücudu genellikle pullarla kaplı, amfibiyalar deri solunumu nemli bir deriyle kaplı, sürüngenler sert keratin pullarla kaplı, kuşlar tüylerle, memeliler kıllarla kaplı genellikle Diyeyim. Buradan hemen sen çöz kısmına da gelmişiz gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Güzel yorumlarınız ve güzel dilekleriniz için de çok 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 teşekkür ediyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.